Koronavirüsü düğün yapacak olan çiftleri de etkiledi. Düğünler ertelendi ancak nikah kıyma işlemleri ise devam ediyor. Negol'de yapılan nikah kıyma işlemleri sadece 10 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Dünya yakıp kavuran koronavirüsü etkisini devam ettiriyor. Koronavirüsü nedeniyle düğünler de ertelendi. Koronavirüsüyle birlikte özellikle nikahlarda kıymaya devam ederken ancak biliyorsunuz alınan bir kararla birlikte düğünler ertelenmişti. Nikah kıymak isteyenler de belediye salonlarına gelmeye devam ediyor. Negöl'de yapılan nikahlarda eski kalabalıklardan eser yok. Sadece gelinin yakınlarıyla birkaç kişi ve damadın yakınlarıyla en yakın kişileri salona alınıyor ve yaklaşık 10 kişiyle birlikte buradan nikahlar kıyılıyor. Tabii ki gelin ve damat da bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyor. Diğer taraftan da nikah kıyılırken artık biliyorsunuz teknoloji gelişti. Gelinin yakınları da bunları sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyorlar ve bu yayınları da yakınlarının görmesini sağlıyorlar. İnegöl'de nikahlar devam ediyor ancak sadece hafta sonu yapılacak olan nikahlar düğünlerin olmadığından dolayı iptal edildiği söyleniyor. Ancak İnegöl'de haftalık olarak haftada yaklaşık 40-50'ye yakın düğün yine olmamasına rağmen nikahları kıyılıyor ve burada herkes de mutlu. Tek dilekleri var. Bir an önce ülkemizde bu koronavirüsünün ortadan kalkması ve insanların sağlığına değer vermelerini istiyorlar gelin ve damatlar. İşte İnegöl'de kıyılan nikahlardan görüntüler geliyor ekranımıza. Düğünlerini ileri bir tarihe erteleyen çiftler nikah kıyma işlemlerini ise sürdürüyor. Sevgili Ramazan, Sayın Gülşah Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Nikah işlemlerinde ise koronavirüsüne karşı tedbirler alındı. Alınan tedbirlerde damat ve gelinin en yakınları katılıyor ve bu sayı ise 10. Gelen davetliler ise virüse karşı tedbir amacıyla mesafeli bir şekilde oturuyor. İnegöl'de kıyılan nikahlardaki kalabalıktan artık eski eser yok. Yeni evlenen çiftler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada ise şunlar söylediler. Şu an mutluyuz. Devletimize, milletimize acilen böyle şifalar. Umarım çaresi bulunur. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yakınlarınızın çoğu yok sadece. Anne i̇şte, ve babalarınız burada. Evet. Yani şartlar bu şekilde oldu. Umarım mutluluk içinde birliktelik sağlarız. Düğünler de ertelendi biliyorsunuz. Düğün salonları, evet, salonları ertelendi. Ama işte nikahlar kıyılabiliyor. Bu nedenle de nikahımızı kıydırdık. Düğün de ileri bir tarihe erteledik. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Siz neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bizim de düğünümüz ertelendi ama önemli olan mutlu olmak diye yola çıktık. İnşallah ileri tarihte yine yapılır. Önemli olan sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek. Teşekkür ederim.